Hocanızın yaşı kadar taş düşsün başınıza. Allah sizi davul etsin. Bir öteki de şey tavsiye veriyor, o kadar kalmayın diye. Allah seni de davul etsin Süheyla. Ne var lan benim yaşımda? Daha ben vallahi çok genç hissediyorum. Böyle 20, 21 falan öyle hissediyorum yani. Şimdi 37 Esin. Ne 37? 38. 38 bitti yani. Şey, 37 bitti. Ne oluyor lan, bir dakika dur. Ne 38? Tabii bugün 2015'teyiz değil mi? 38 bitti. Şimdi iyi izle bakalım. Bakın şimdi. Kinetik enerji küçük hızlarda, yani klasik fiziğin geçerli olduğu hızlarda kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kareyle bulunuyor ya. Tamam mı? Artık relativistik hızlarda kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kareyle bulunmuyor abiciğim. Enerji farkından bulunuyor. Enerji farkı yapacağız. Beni çok iyi izleyin şimdi. Çok iyi izleyin. Bir tane soru üretelim. Bunun üzerinde her bir haltı şey yapalım. Şimdi ne diyelim? Şu bir durgun gözlemci olsun. Dünya üzerinde durgun bir gözlemci var. Ondan sonra buna bir tane kol saati yapıyorum abi. Bir tane kol saati yapıyorum. O kol saatine zoom yapıyorum abi. O kol saati, hatta dijital olsun ya, kim uğraşacak? O kol saatinde şu anda şey yazıyor. 18.00 yazıyor. Tamam mı? Kol saatine zoom yaptım. 18.00 yazıyor. Bu bir gözlemci. Sonra bir tane Süpermen yapalım. Pelerini melerini var böyle, tamam mı? Bu da pelerini. Bu Süpermen. Süpermen'in şu boyu, Süpermen deyince azıcık uzun olsun, değil mi? Ondan sonracığıma 2 metre. Süpermen'in boyu 2 metre, tamam mı? Süpermen'in de bir kol saati var. Şu an itibariyle onun kol saati de, yine zoom yapalım, 18.00'ı göstersin. Tamam mı? Ondan sonra boyu var Süpermen'in, osu var. Ha, bir de Süpermen'in kütlesini yazalım. Normal durgunkenki kütlesi, ki bunu genelde M0 diye gösteriyoruz. Sıfırkenki kütle diye. 2 metrelik adam kaç kilo olsun? 80 kilogram olsun. Tamam. Böyle fit bir Süpermen olur değil mi? 2 metreye 80 kilo. Fit olur mu, az mı oldu? Yüz mü? Ya hadi 100 de çok oldu. Hadi 90 yapalım o zaman. 90 olsun. Peki. 90 kilogram olsun, fit olsun. Tamam. Şimdi beni iyi izleyin. Bizim Süpermen öyle bir hızla gidecek ki 0.6 C ile gitsin. 0.6 C hızıyla şöyle pırt diye bizim gözlemcinin önünden geçiyor olsun. Ya da şöyleydi. İlk başta durgundu. Bir anda 0.6 C hızıyla gitmeye başladı. Tamam mı? Ondan sonra biraz zaman geçti. Şekil 2'yi çiziyorum. Şekil 2'yi çiziyorum. Bizim Süpermen geldi dünyaya. Bizim Süpermen dünyaya geldi. Bu Süpermen pelerini. Bizim gözlemci. Gözlemcinin saati 19.00'ı gösteriyor. Tamam mı? Süpermen'in saati neyi gösterir? Önce bunu bir şey yapalım. Tamam mı? Ondan sonra bizim gözlemci Süpermen'in şu 2 metrelik boyunu, bakın hareket doğrultusundaki boyunu ne olarak gözler? Artı Süpermen'in kütlesi 0.6C iken ne olarak? Bakın 3 tane şey soruyorum.
Boy ne olarak gözlenir? Kütle ne hissedilir? Süpermen'in saati döndüğünde neyi gösterir? Dünyada bakın ne kadar zaman geçmiş? 60 dakikalık vakit geçmiş. Her şey abi gamayı bulmakla başlıyor. Ben kendi gamamdan gidiyorum. Kendi gamamdan gidiyorum. Hatta size de bir çakallık göstereyim. Bakın şimdi. Önce şuradan bir şunu bulalım da. 0,6C'nin karesi 0,36C kare geldi. Bölü C kare. C kareler sadeleşti. 0,64. Dışarıya 0,8 olarak çıktı. Tamam mı? Ayrı bir deyişle. Bu benim gamama. Normal kitaplarda gösterilen gama, şimdi bu 4 bölü 5 geldi ya, kitaplarda bir de buna takla attırıyorlar, onlar 5 bölü 4 şey yapıyorlar. Önemli değil. Ben benimkinden çalışacağım. Bakın, şunu artık bütün sorularda böyle geleceği için ezbere bilin. Eğer abi hız 0,6C ise benim gamam 0,8 gelecektir her zaman. Hızım 0,8C ise benim gamam her zaman 0,6 gelecektir. Kısaca zaten 0,6, 0,8 şöyle yapmayayım demek de. 0,6, 0,8, 1 zaten üçgenden geliyor bunlar da. O kadar detaya girmeyeceğim. Yani hızın 0,6 ise gama üssü 0,8, hızın 0,8C ise gama üssü 0,6 gelecektir her zaman. Şimdi bizim gamamız ne geldi? Gama üssümüz. 0,8 geldi. Ayrı bir de işte 4 bölü 5. Tekrar söylüyorum. Normal Lorentz dönüşüm katsayısı 5 bölü 4. Bunun takla atmış hali çünkü. Şimdi bu bana neyi söylüyor? 4K 5K ilişkisini kur diyor bana. Dönüşümler 4 5 ama sorun şu. 4 mü 5'e dönüşecek, 5 mi 4'e dönüşecek? Şimdi beni çok iyi izleyin. Ben böyle sorularda hep öğrencilerime tablo yaptırıyorum. Bakın bir tablo yapıyorum. Diyorum ki durgun hali ve hareketli hali, kütle, ondan sonra zaman ve boy. Hareket doğrultusundaki boylar. Mesafe, uzunluklar. Bakın. Kütle arasındaki ilişki şu. Kütle 4m iken 5m hissedilecek. Kütle hareketliyken 60 hissediliyor. Kinetik enerjinin kütle karşılığı eklenmiş gibi. Durgunda 5t zaman geçiyorsa hareketli de 4t zaman geçecek. Durgun 5 leyla uzunluklar hareketliyken 4 leyla gözlenecek. Şu ilişkiyi nasıl kurduğumu görüyor musunuz? Gördünüz değil mi? Yani bunları formülize etmeyin. Dörtgen mi 5 olur, beşgen mi 4 olur? Bunu bilmeniz yeterli. Gerisi çok kolay. Bakın şimdi. Dolduruyorum artık. Gerisi boşluk doldurmadan ibaret. Diyorum ki, Süpermen'in durgun kütlesi 90 kilogram. Süpermen'in durgun boyu 2 metre, yani 200 santimetre. Ondan sonra durgun sistemde, bakın dünyadaki adamda da 60 dakika vakit geçti. Bunları yazdım. Şimdi hareketli durumdakileri şey yapalım. 90 kilogram, 4 90'sa 5 neye eşittir abi? 4 90'sa 5 neye eşittir? 90, 45, 22,5 mu? Ekle 22,5'u buna, 112,5 mu oldu? 112,5 kilogram artık onun hissedilen kütlesi. O fazladan 22,5 kiloluk bir kütle artışı var ya, aslında o kütle artışı kinetik enerjinin kütleye dönüşmüş hali gibi düşünün. Dünyada 60 dakika geçerken orada 60, 12, 4 ile çarp, orada 48 dakika geçiyor demektir. Durgun hali Süpermen'in 200 santim ise 160 santim. Bizim Süpermen abi tıfıllaştı. Tamam mı? O zaman Süpermen'in kütlesi artık 112,5 kilogram tosunlaştı. Bu 1,60 metre.
şey yaptı. Bakın kütle tosunlaştı. Boy tıfıllaştı. Biri tosunlaştı, biri kısaldı. Saati ne gösterir diyorsanız, dünyada 60 dakika geçmiş, orada o zaman 48 dakika geçecek. Onun saati 18.48'i gösterir. Anlaşıldı mı? Özge, en basit hali tablo olayı nesini anlamadın abi? Ya Özge, Allah'ınız aşkına ya. Şu önceki derste ne anlattım? Daha yarım saat geçmedi ya. Özge, bakar mısın şu yeşille yuvarlak içine aldığın yere? Işık hızına yakın hızlarda kütle artmış, zaman ve şeyler küçülmüş hissedilecek. Dörtgen mi beş, beşgen mi dört? Bir bak bakalım. Kütle dörtgen beş, ötekiler beşgen dört. Yani nesini anlamadım ben bunu? Ben de onu anlamadım. Kütle dörtgen beş, ötekiler beşgen dört. Daha nasıl şey yapabilirim yani? Bu ilişkiyi de nereden çıkartıyoruz? Gamadan. İster benim gamamdan, ister onların gamasından. Çünkü Özge, bir tanesi basit kesir, bir tanesi bileşik kesir. Ben o normal kökün içindeki işlemi yapıp bırakıyorum. Sen istiyorsun onu takla attır. Hiç fark etmez. Tamam mı? Şimdi anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Mesele yok. Bakın bir tane daha yapalım. Adam desin ki şöyle bir soru yapalım. Durgun kütlesi M olan bir cisim V eşittir 0.8C ile giderken bu hızla hareket halindeyken bunun A şıkkı kinetik enerjisi kaç mc karedir. B şıkkı bunun göreli ayrı bir deyişle relativistik, tabi bu da relativistik kinetik enerji ha. Işık hızına yakın hızlarda relativistik şeyini ekleyelim. Göreli ya da relativistik momentumu kaç mc'dir. Tamam mı? Şimdi çok iyi izleyin. Hacı Cavcavlar, hızım 0.8c ise benim gamam ne gelir dedim ben size? 0.6 gelir dedim. Öyle bir durumda bu 3/5. Tekrar söylüyorum, onların gamasıysa 5/3 olacak. Tamam mı? Gerçek gama 5/3. Bense 3/5'i kullanacağım. Ne demek bu? 3K 5K ilişkisi kuracağım arada yani. 3K 5K ilişkisi kuracağım. Şimdi öncelikle durgunken bunun bir enerjisini şey yapalım. Durgun enerjisi mc kare kadar, doğru mu? Durgun kütle enerjisi diyoruz buna. M'in yani m kadarlık kütlenin karşılık geldiği enerji nedir? Bunu hesap. Bu mc kare. Peki hareketli haldeyken bunun kütlesi ne hissedilecek? Şimdi dikkat edin. Kütle artacak. 5m/3 hissedilecek bunun kütlesi. Durguna m derseniz 5m/3 olarak alacaksınız artık bunu. Bunu da hop hop c kareyle çarptın mı o anki enerjidir. Bunların farkı nedir derseniz 2mc^3'tür. İşte bu kinetik enerjidir. Kinetik enerjinin kütleye dönüşmüş halinden dolayı zaten o enerji artıyor. Kütle o yüzden zaten artmış hissediyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi güzel arkadaşlarım? Tamam. Momentum M ile V'nin çarpımı. Efendimesin. Aradaki fark değil miydi? Bakın tekrar söylüyorum. Neden kütle artmış hissediliyor Esin? Kinetik enerjinin kütle karşılığı eklenmiş gibi hissediliyor. Yani neden bu M 5m/3'e dönüştü ki? Neden bu kütle gerçekten artmadı aslında? Kütledeki artış gerçek bir kütle artışı değildir. Anlatabildim mi?
O fark kinetik enerjiden şey geliyor. Fark kinetik enerjinin şey karşılığı, kütle karşılığı. Bak aradaki farkı aldım. Fark da 2 mc kare bölü 3. Hop, bu da kinetik enerji. Şimdi momentum mv. Şimdi size soruyorum. Bu göreli halde, yani relativistik hızlarla seyahat ederken kütlesi bunun 5m bölü 3 hissedilmiyor muydu? He? Sorarım size. Kütlesi 5m bölü 3'tü. Bunu al, hızıyla çarp. 0.8 c ile çarp. Ne geldi relativistik momentumu? 4mc bölü 3. Anlatabildim mi? Çarp onları, 4mc bölü 3. Bir zorluğu yok, farkında mısınız? Relativistik momentumda kütleyi o anki hissedilen kütle olarak kullanmak zorundasınız. Şu kütleyi kullanmak zorundasınız bakın. Relativistik kütleyi kullanacaksınız. Hız olarak da o anki hızı kullanacaksınız. Kinetik enerji artık 1 bölü 2 mv kare ile hesaplanmıyor. Eğer öyle hesaplamaya kalkarsan bambaşka bir cevap bulursun bak. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 m'imiz m c kare 0.8c'nin karesi 0.64c kare. Böyle yaparsanız 0.32 mc kare bulursunuz kinetik enerjiyi. Bu da nedir? 32 bölü 100, 4 ile sadeleştir. 4 bölü 8 bölü 25. 8 bölü 25 mc kare bulursunuz. Oysa ki bu yanlıştır. Doğrusu şudur. Ama bak şimdi Semra, bu o anki hızı değil. Bu sabit. Bu bir sabit bizim için. E eşittir mc karedeki formüldeki sabittir bu. O ışık hızı, ışık hızı o. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Semra. Yani o hız değil. O hızın kinetik enerjisi değil o. Yani şu E eşittir, hop yazamadım iyi mi? E eşittir mc karedeki c kare bizim orantı sabitimiz kısaca. Yani cismin hızından mızından bağımsız o. Baksana durgunken de aynı c kareyi kullandım. Hareketli de aynı c kareyi kullandım. Bak turuncu renkli kaleme bak. İkisinde de aynı c kareyi kullandım. E o zaman durgunken hız yok. Niye sıfır koymadım? O çünkü formülden gelen c kare. Aman diyeyim, dikkat edin. Güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar sorularımıza. Önce şu kara cisim ışımasıyla relativitenin sorularını bir temizleyelim. Michelson-Morley deneyi. Ne söylüyordu? Ne söylüyordu bu? Esir diye bir maddenin nanay olduğu, değil mi? Esasen bunu açıklayan bir deney değil miydi bu? Güzel arkadaşlar. O zaman bu. Yani bunlar değil, diğerleri değil. Bu. Esir denilen bir ortamın olmadığı. Hani o eski filozoflar diyorlardı ya. Esir, boşluk diye bir şey olamaz. Esir. Böyle gözle göremediğimiz bir ortam. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Michelson-Morley deney. Bir kuramın açıklanması için temel kabuller gerekmektedir. Buna göre hangileri Einstein'ın özel görelilik temel kabullerindendir? Temel. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Evet. Işık hızının su ortamındaki değeri boşluk değerinden küçüktür. Bu doğru ama görelilikle alakalı bir şey değil bu. Yani bakın. Cümle olarak bakarsanız doğru ama alakasız. Anlatabildim mi? Sonuncusu, ışık hızı tüm eylemsiz. Eylemsiz bakın dikkat edin. Yani ivmesiz referans sistemlerinde aynı değerdir. Doğru. O zaman cevap 1 ve 3. Devam. Özel görelilik kuramının bir sonucu değildir. Ha, eş zamanlılık. Dikkat edin. Bir şu soru kalsın kenarda. Şu eş zamanlılığı az önce değinecektim, unuttum ara girince ya. Eş zamanlılık arkadaşlar. hiçbir zaman eş zamanlılık yaşayamayız aslında. Farkında mısınız onun?
En basiti. Bakın, kaba hatlarıyla bir örnek veriyorum. Şu anda bakın mesela sabahtan kimle mesela atıyorum Semih'le. Sabahtan hatta ders başlamadan sabah bile çok geç. Çok erken. Ders başlamadan Semih'le varsayalım biz yan yanaydık. İkimiz de saatlerimizi ayarladık. Saniyesi saniyesine aynı olsun. Semih hangi şehirden geliyor, şey katılıyorsun abi sen? Semih? Hatay. Öyle bir alet var ki tak diye Semih anında Hatay'a gitti falan, öyle düşünün şimdi. Beni çok iyi izleyin. Ders başladı. Şimdi Semih beni Hatay'dan izliyor. Semih beni Hatay'dan izliyor. Ben şu anda saatimi göstersem Semih'e ve Semih kendi saatiyle kıyaslasa kesinlikle ve kesinlikle aynı şeyleri göremez. Oysa ki biz bunları saniyesi saniyesine aynı ayarlamıştık. Neden göremez? Neden göremez? Çünkü bakın, benim görüntümün Semih'e ulaşabilmesi için ya da sizlere ulaşabilmesi için bakın, önce bu görüntü işte kameraya tarafından çekiliyor. Daha benim bilgisayarımda gecikmeye uğruyor bir kere. İşleniyor ya bu görüntü. Sonra internete upload ediliyor. Oradan hop size geliyor. Siz download ediyorsunuz o görüntüyü. Düşünün. Mümkün değil eş zamanlı olamaz. Mümkün değil. En güzelini bakın şu örnekten anlayabilirsiniz. İstanbul, ben Fenerli olduğum için oradan örnek veriyorum. İstanbul Kadıköy'desin abi. Şükrü Saracoğlu stadının yanında, tamam mı? Şükrü Saracoğlu stadının yanında bir tane kafe olsun. Fener'in orada maçı olsun, tamam mı? Sen de statta değil de stadın yanındaki hemen kafede izliyorsun şeyden, şifreli kanaldan, tamam mı? Kafede bir yandan işte neyse artık arkadaşlarına toplanmışsın, şeyi içiyorsun. Siz söyleyin. Aynen öyle Ümmü. Bakın izliyorsun maçı. Çok enteresandır bakın. Güya canlı izliyorsun o maçı. Güya canlı izliyorsun. Abi arada gecikme var. Oo, bir böyle stat'tan gol diye bağırıyorlar. Birkaç saniye sonra ekranda gol olduğunu görüyorsun. Neden abi? Aradaki gecikmeyi düşünsenize. Çünkü o kamera alıyor, sinyale çeviriyor, uyduya gönderiyor. Uydudan tekrar dünyaya geri geliyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Gecikme. Bakın, o zaman şimdi. Hiçbir zaman eş zamanlılık diye bir şey evrende olamaz. Neden derseniz. Bakın beni iyi izleyin. Bu benim, bu benim. Bu da benim kol saatim. Şurada da bir tane saat kulesi var. Bu da saat kulesi. Bu da saat kulesi. Saat kulesinde saat atıyorum şu anda tam olarak kaçla bu? Amma kötü çizdim ha. Şöyle olsun. Şu yapıp şu yay kovan olsun. Yani 15.00, tamam mı? 15.00. 15 eşittir 00 değil lan. 15 şöyle yapalım 00. Ha. Tamam mı? Şimdi o şeye bakarak siz söyleyin. Saat kulesine bakarak ben de kolumdaki saati onunla aynı yaptım. Sanıyor musun ki şu anda aslında eş zamanlı bunlar? Hayır değil. Çünkü fotonlar bu saat kulesinden yola çıkıp bana gelinceye kadar, yani bana şöyle benim gözüme, az da olsa biraz zaman geçiyor. Farkında mıyız? Az da olsa biraz zaman geçiyor. Yani ben onu 15.00 gördüğüm anda aslında 15.00 değil o anda. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ben 15.00 görüp saatimi 15.00 ayarlıyorum ama gerçekte artık o an itibariyle o fotonlar bana ulaştığında o saat artık aslında 15.00 değil. Başka bir şey. O zaman hiçbir zaman eş zamanlılık mümkün olamaz. Mutlaka, çünkü arada mesafeler var. Işık, gözlem için ışık kullanıyoruz. Bakın,
Şu dünya. Çok uzaklarda bir yıldız. Bakıyoruz o yıldıza. Mesela şu aramızdaki mesafe 6 milyar ışık yılı. Bakın, yıl deyince zaman kavramı gibi geliyor ama aslında ışık yılı bir uzunluk kavramıdır. Uzunluk ölçüsüdür ışık yılı. Bu da şu demektir. Bir yılda ışığın kat ettiği mesafe demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Yıl zaman kavramıdır ama ışık yılı zaman kavramı değildir. Zaman ölçüsü değildir, uzunluk ölçüsüdür. Aramızdaki mesafe 6 milyar ışık yılı. Oradan şimdi biz gece bakıyoruz ya yıldızlara böyle romantik romantik sevgilimizle. Bak neler oluyor. Aslında o foton bu dünyada ben böyle malak gibi uzanmışım sevgilimle böyle yan yana uzanmışım. İzliyoruz orayı böyle. Aa diyoruz ne kadar güzel. Aslında biz bu yıldızın 6 milyar yıl önceki halini gözlüyoruz. 6 milyar yıl önceki halini gözlüyoruz aslında. Belirsizlik ilkesi bunlarla alakalı bir şey değil. Gülşen ve Ümmü. O bambaşka bir şey. Geleceğiz, acele etmeyin. Belirsizlik bambaşka bir şey. Bununla alakalı değil. Eş zamanlılıkla alakalı değil. Anlatabildim mi? Yani biz o yıldıza baktığımızda 6 milyar ışık yılı önceki halini görüyoruz. Mesela adamlar şöyle bir şey var biliyorsunuz. Kütle çekimi hangi parçacıklar sayesinde sağlanıyor arkadaşlar? Graviton. Doğru mu? Bunu biliyorsunuz değil mi? Temel bilgi. Kütle çekimi gravitonlar sayesinde şey yapılıyor, aktarılıyor bir yerden bir yere. Yani kütle çekimini sağlayan, taşıyan parçacıklar. Hayali parçacıklarımız. Graviton. Gravitiden zaten şey yapıyor. Şimdi dikkat edin. Bunlar da abicim boşlukta ışık hızıyla yayılıyor. Böyle düşünüyoruz ya. Şimdi bakın çok enteresan bir şey var. Güneşten dünyaya ışık yaklaşık 7-8 dakikada geliyor, değil mi? Biz ona gelin 7,5 dakika diyelim. 7 dakika diyelim, vazgeçtim. Güneşten dünyaya ışık, ki güneşle o kadar yakınız. Evren ölçeklerine baktığımızda çok yakınız güneşle. Ve ışık da alabildiğine hızlı bir şey, evrendeki en hızlı şey. Ona rağmen 7 dakikada geliyor bakın güneşten bize. Şimdi şöyle bir hayali deney düşünün. Güneş bir anda kaybolsa. Güneş bir anda kaybolsa. Öyle bir şey yaşandı, olay yaşandı. Hayali bir deney yapalım. Abi biz ancak 7 dakika sonra görürüz onu. Anında değil işte Semih. 7 dakika sonra. Yani bir 7 dakika kadar daha günlük gülistanlık yaşıyor oluruz. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Güneş aniden kaybolsa bile biz onu 7 dakika sonra anlayacağız. Çünkü gözlem için gerekli olan foton bir sonsuz hıza sahip değil, bir sonlu hıza sahip ve 7 dakikada gelebiliyor bize. Hatta şu deniyor. Güneş eğer gravitonlar ışık hızıyla yayılan parçacıklarsa onlar da güneş kaybolduktan sonra biz ancak 7 dakika sonra güneşin kütle çekimini hissetmeyiz. Yani 7 dakika sonra yani güneş kaybolduktan 7 dakika daha güneş kaybolduktan sonra 7 dakika daha dolanmaya devam ederiz. Kısaca öyle anlatayım. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Güneş ortadan kaybolsa 7 dakika sonra biz onun karardığını anlayacağız ve kütle çekiminin de onun 7 dakika sonra kaybolduğunu göreceğiz. Bu da demektir ki 7 dakika daha dolanacağız. 7 dakika sonra kütle çekimi kaybolduğu anda o anki çizgisel hızımız yönünde uzaya şey yapacağız. Yardırıp gideceğiz. Eş zamanlılık kısaca mümkün değil abi evrende. Yan yana bile olsak, iki parmağın bile olsa şöyle mümkün değil. Çok çok küçük, ihmal edilecek derecede bile olsa sonuçta bir şey. Siz söyleyin. Eş zamanlılık mümkün değil. Şimdi hangisi bunun sonucu değildir? Bir olay iki farklı eylemsiz çerçeveden izlendiğinde eş zamanlı olamaz. Evet, bu onun sonuçlarından biri. Işık hızı göreli değildir. Yani bütün eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Eyvallah, doğru. Zaman
aynı hızda akmaz her kişi ve nesne için. Doğru. Işık hızına yakın hızlarda geçen zaman durgun gözlemciye göre geçen zamandan daha kısadır. Doğru. Işık hızına yakın hızlarda bir cismin boyu durgun gözlemciye göre ölçün uzunluktan daha uzundur değil. Daha kısadır olacak. Bu yanlış. Anlatabildim mi? Devam. Eylemsiz gözlem çerçevelerinde hangisinin ölçümü her koşulda değişmez? Işık hızı. Doğru mu? Işık hızı. Her yerde. Hızı bu olan bir uzay gemisinde bir saatlik zaman geçtiğinde uzay gemisindeki gözlemciye göre dünyada kaç saatlik zaman geçmiş olur? Gülşen, olamaz. Gülşen, bakın tekrar söylüyorum güzel arkadaşlar. Kütle deyince hep durgun haldeki kütlenizi anlayacaksınız. Hızla hareket, belli bir hıza sahipsen kütlen artmış gibi düşünülür. Ama artık gerçek kütle değildir o. Durgun haline eklenmiş olan kinetik enerjinin karşılık geldiği kütledir o. Dolayısıyla kütle değişmez. Sadece kinetik enerjinin karşılık geldiği kadar bir kütle eklenmiş şey yapılır. Aynen öyle Gülşen, aynen öyle. Çünkü kütle arkadaşlar, bakın kütlenin, güzel arkadaşlarım, canlarım ciğerlerim, beni bir izleyin. Şimdi bunlar sicimler, enerji iplikçikleri. Bunların kütle kazanabilmesi için mutlak suretle Higgs bozonuna ihtiyacınız var abi. Kinetik enerjide nerede Higgs bozonu? O enerji nasıl kütleye dönüşsün? Gülşen, anladın mı? Senin durgun kütlen yoğurttur, yoğurt. Buysa süt. Yoğurda süt ekleniyor. Ama sütün yoğurt karşılığı eklenmiş gibi düşünülüyor. Oysa ki o süt yoğurda dönüşmedi. Kinetik enerji kütleye dönüşmedi ama kütle karşılığı eklenmiş gibi düşünüyoruz. Muhabbet bu. Aynen öyle Aynur. Etkin kütle gibi algılayacağız. Neden? Bak az önce şunu nasıl çözdüm? Relativistik momentumu nasıl çözdüm? Kütleyi o anki kütle olarak aldım. O anki hissedilen kütle. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani öyle düşüneceksin. O an hissedilen kütle. Gerçek kütle değil ama o. Hızı bu olan bir uzay gemisinde falan filan. Şimdi bizim gama üssümüzü bulalım. Dediğim gibi benim gamam bu. 1 eksi. Bunun karesi 3 bölü 4. 3 bölü 4 c kare bölü c kare. C kareler sadeleşti. 1 bölü 4 dışarıya 1 bölü 2 olarak çıktı. Şimdi bu bana ne kurdu? K2K ilişkisi kurdu. Şimdi uzay gemisinde bir saat geçmiş. O zaman dünyada ne kadar zaman geçmiş olur? Söyleyin bana. Uzay gemisinde evet fazla. Hop. Yani bu dünyada. Gemide T zaman geçiyorsa dünyada 2T zaman geçecek. Anlatabildim mi? Ahmet ve Bahar ikiz kardeştir. Ama dediğim gibi yani şu aslında bunu hiçbir zaman kıyaslayamazsın aslında yan yana getirmediğin müddetçe. O yüzden de şu anda teorik konuşuyoruz aslında sadece. Devam. İkiz kardeşler uzak bir yıldıza uzun süreli bir yolculuğa çıktığı anda yaşları 25. Ahmet tekrar dünyaya döndüğünde yaşı 55. Tüm yolculuk bu hızda sürüyor. Bahar'ın yaşı kaçtır? Şimdi buradan gelen hop 3 bölü 5 gelecek. Tamam mı? O zaman 3K 5K ilişkisi kuracağım ben. Şimdi
Ahmet'in olduğu yerde kaç sene geçmiş? 30 sene. O zaman dünyada 50 sene geçmiş olmalı. Başlangıçta 25'ti, o zaman 75 yaşında. Anlaşıldı mı? Bak, o 25'in üzerine 30 ekledi, öteki 25'in üzerine 50 ekledi. O yüzden bu 55, o yüzden bu 75 yaşında. İşte zaten ama dediğim gibi bunlar tamamen teorik şeyler. Yani hiçbir zaman yan yana getiremezsin. Ya yani şey getirirsen de varsayalım getirdin. Böyle bir şey görmezsiniz. İkisi yine aynı yaştadır. Çünkü birbirlerine göre o gözlemci ise o gençtir, o gözlemci ise o gençtir falan filan. Zaten şey değil. Tamam. Olaylar değişiyor. 100 metre uzunluğunda uzay aracı düşündük. Bir uzay aracı, bu uzay aracı falan filan bu hızla yere paralel olarak hareket etseydi boyu ne kadar olurdu? 0,6 c'de gama üssü abi 0,8 gelecek. Ayrı bir de işte 4 bölü 5. Yani bu 4K 5K ilişkisi kuracağım ben yine. Bu amcam 100 metre. O zaman bak bu sefer bunu 100 metre diyorum. O zaman ben gözlerken onu 80 metre gözleyeceğim. Tekrar söylüyorum. M, T ve L. M'ler artmış, T ve L küçülmüş. Yani M dörtken 5'e dönüşmüş, zamanlarsa 5 iken 4'e, uzunluklarsa yine 5 iken 4'e dönüşmüş düşünün. Şimdi bunun için gama az önce ne bulmuştum? Ben 1 bölü 2 bulmuştum. Hangilerini küp şeklinde gözler diyor. Yatay doğrultuda hareket ediyor. Şimdi bakın. 2K'yı 1K şeklinde görecek. 2K'yı 1K şeklinde görecek. O zaman şu doğrultuda giderse bizim adamımız şu 2L'yi L gözler. Bunları zaten aynı olduğu gibi gözler. O yüzden L'den bunu küp algılar. Ama ötekileri küp algılayamaz. Çünkü bu 3L'yi 3L bölü 2, bu 4L ise 2L algılayacağı için onlar küp olmazlar. Cevap yalnız Z. Tekrar söylüyorum. Hareket doğrultusundaki boyları farklı algılıyoruz sadece. Diğer doğrultudakileri değil. Ben x ekseninde gidiyorsam, bak x ekseni üzerinde gidiyorsam, x ekseni uzunluğundaki uzunlukları farklı algılarım sadece. Y ekseninde gidiyorsam, y eksenindekileri farklı algılarım sadece. X ekseninde gidiyorum. Y ve Z eksenindeki uzunlukları değişmemiş algılarım her zaman. Anladın mı Ümmü? Ümmü. Bak, bunları küp olarak görmesini istiyoruz. Hareket doğrultusundaki uzunluklar. Hareket doğrultusunu yukarıya çizdim bak. O tarafa sağa doğru gidiyor varsay. 2 Leyla'yı Leyla gözleyecek. 3 Leyla'yı 3 Leyla bölü 2. 4 Leyla'yı 2 Leyla. Nilüfer al. Üçgen olsun. Al. 3, 4, 5 üçgen olsun mu bu? Metre, metre, metre. Tamam mı? Üçgen olduğunu varsayın bunun. Ben Süpermen'im abi bak. Süpermen oldum şimdi. Şu tarafa doğru gidiyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Sıfır şey. Kök 3 bölü 2C ile gidiyorum. Şu uzunluğu farklı gözlerim. Hareket doğrultumdaki uzunluk bu 4 metre. Bunu farklı gözlerim. Yarı yarıya çünkü bak şeyine geldi o gama üssü daha doğrusu. 1 bölü 2 geldi. O zaman 4 metreyi 2 metre gözlerim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Tabii bu arada artık şunu da farklı gözleyeceğim. Onun da çünkü yatay bileşeni var ya. Onun da yatay bileşeni var. Gülşen gerek var mı? Basit yapıyorum. Neye gerek var ya?
Ya hareket Allah'ınız aşkına ya. Allah'ınız aşkına, peygamberiniz aşkına. Yatay yatay bak ya. Doğrultular aynı bak, paralel. Niye ayıralım koordinatlarına? Ama burada hipotenüsü, tabii ki hipotenüs daha başka algılanacak. Hipotenüs daha başka algılanacak artık. Onun çünkü yatay bileşeni var. Ama ben sadece şunu şey yapıyorum, söylüyorum. Üçü aynı şekilde algılarım ama hipotenüsü de farklı algılarım. Hipotenüsü de farklı algılayacağım artık. Yani Allah sizi davul etsin. Üçü aynen gözledim mi abi? Burayı da iki mi gözledim? 3, 2, 9, kök 13. Ah, oldu mu şimdi? Bunu böyle gözleyeceğim. Ha, şimdi oldu mu? Harika. İzle bakalım. Y uzay gemisinin uzunluğu, X uzay gemisinin uzunluğunun 3 katıdır. Dünyadan bakan gözlemci eşit boyda ölçmektedir. X'in hızı şuysa Y'nin hızı nedir? İkisini eşit hızda şey yapıyor. Dikkat edin. Eşit hızda. Şey, eşit boyda görüyor. Pardon. Şimdi güzel arkadaşlarım. Şunun boyu, şimdi rengi değiştireyim, daha rahat algılayayım. Şunun boyu, X'in boyu, Y'nin boyu bunun. Ha, buna Leyla dersem, şunun boyuna 3 Leyla diyelim. Şimdi bakalım şu adam için gama kaç? C bölü 2 mi? Kök içinde 1 eksi C kare bölü 4 bölü C kare. C kareler gitti. 3 bölü 4'ün kökü. Yani kök 3 bölü 2 geldi. Anlaştık mı? Şimdi size soruyorum. Kök 3 K ve 2K ilişkimiz var. Kök 3'ü mü 2 gözler, 2'yi mi kök 3 gözler? Soruyorum size. Kök 3'ü mü 2, 2'yi mi kök 3? 3, 3 yıl kök 3. O ne demek lan? 2'yi kök 3. Yani ha. O zaman daha kısa gözleyecek ki artık Leyla'yı ne gözlüyor bakın. Leyla'yı ne gözlüyor? Daha küçük. Küçük olan basit kesir. Kök 3 Leyla bölü 2 olarak gözlüyor bunu. Onu kök 3 Leyla bölü 2 olarak gözlüyor. Peki aynı boyda gözleyecekse bunu da kök 3 Leyla bölü 2 olarak gözlemeli. Oradan hemen gamaya geçiş yapalım. Bunları birbirleriyle oranlayalım. 3 Leyla bölü kök 3 Leyla bölü 2. Leyla'lar gitti. 2 yukarıya 6 bölü kök 3 geldi. Burada da 6K'ya kök 3K ilişkisi var. Tamam mı? O zaman soruyorum. Onun için gama üssünü bir daha yazalım. Basit kesir olmalı. Kök 3 bölü 6 gelmeli onun gaması. Tabii benim gamamdan bahsediyorum yani gama üssü. 1 eksi v kare bölü c kare. Ne oldu abi? Şimdi iki tarafın karesini aldım. 3 bölü 36 eşittir 1 eksi v kare bölü c kare. Yerlerini değiştirdim. V kare bölü c kare eşittir 11 bölü 12 geldi. Doğru mu? 1 bölü 12, 11 bölü 12. İki tarafın kare kökünü aldım. V bölü siz söyleyin. C kök 11 bölü kök 12 yani 2 kök 3 geldi. O zaman V kök 11 bölü 2 kök 3 C. Bunu da kök 3 ile genişletirsem kök 33 bölü 6 C. Yani cevap C. Yani boyu birinciyi kaçken kaç gördü diye yorumladım. Ötekini de öyle görmesi için oranın kaç olması gerekir diye yorumladım. Ümmü Allah'ınız aşkına niye karışsın ya? Ümmü Allah'ınız aşkına. Ya şu baksanıza. Şu. Her şey şuraya yazdığım şey bak alt tarafa. Uzunlukları 5 iken 4 ya da 2 iken 1. Arada öteki soruda. 1 iken kök 3 bölü 2. Yani küçülecek, küçülteceksin.
oranladığında zaten oran gamayı verecek sana. Basit kesir alırsan direkt köklü kullanırsın. Bileşik kesir alırsan bir bölü köklü ifade olarak kullanırsın. Oturacak ümmü emin olun oturacak. Hiçbir zorluğu yok. Çok basittir. Bir uzay insanı, Allah Allah, uzay insanı ifadeye bakın. Saatini dünyadaki saatleri ayarlayarak uzay yolculuğuna başlıyor. Geçen tüm süreçte hızı bu kadardır. Kendi saatine göre 6 yıl geçti, dünyaya döndü. Dünyadaki saatler nasıl işlemiştir? Şimdi gamma üssü 08C'de 06 gelecek dedik. Yani 3 bölü 5. O zaman şimdi 3'te 5'te ilişkisi var. O zaman şöyle diyelim. Dünya ve uzay adamı diyelim. Aynı ifadeyi kullanıyorum. Dünyada 5T zaman geçtiğinde uzay adamında 3T zaman geçti. Uzay adamında 6 yıl geçtiyse dünyada 10 yıl geçti. Tamam mı? Şimdi size soruyorum. O zaman cevap hop hop hop. Ya C ya D. Şimdi dünyadaki saatler 4 yıl ileri mi gitti, 4 yıl geç mi kaldı? Yani geri mi kaldı? İleri gitti. Zaman daha hızlı işliyor ya. Dünyadaki saatler ileri gitmiştir onun saatine göre. Yani ne diyeyim size? Mesela bu herif 2015 yılında yola çıkmış olsun. Geri döndüğünde o 2021 yılında olduğunu sanıyor. Oysa ki dünyada 2025 yılındayız biz. Ne olmuş bak dünyadaki zaman 4 yıl ileri gitmiş ona göre. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hareketin başladığı zamanı 2015 olarak düşün. Açtım. Al bakalım. Devam ediyorum. Bir elektron ışık hızına yakın bir hızda hareket ederken kinetik ve görelilik çarpanı, yani Lorentz dönüşüm katsayısı diyorum. Bunlar görelilik çarpanı diyor. Hangileri hesaplanabilir? Işık hızı biliniyor diyor. Şimdi görelilik çarpanı gama biliniyor. Yani 1 bölü kök içinde 1 eksi v kare bölü c kare biliniyor. O zaman buradan ben bu adamın V'sini bulurum çok rahat. Hızı bulunuyor. Doğru mu? Hızı bulunuyor. Peki size soruyorum. Durgun haldeki kütle enerjisi, elektronun kütlesi nerede? Şimdi benim E eşittir MC kare yapmam lazım. Elektronun kütlesini bilmiyorum ki. Arkadaşlar. Elektronun kütlesi biliniyor diye yazmış mı? Soruyorum size. Bak, ışık hızı biliniyor yazmış. Elektronun kütlesi biliniyor yazmamış. Ha, kinetik enerjisi de mi biliniyor? Oo, tamam, pardon. Özür dilerim. Kinetik enerjisi biliniyorsa, o zaman aradaki farkı biliyorum. Kaçken kaç olduğunu da biliyorum. Anlatabildim mi? Şimdi bakın. A değerindeyken B değeri olduğunu biliyorum ben. Yani kaç katına çıktığını. Aradaki farkı da biliyorum. A-B'nin mutlak değerini de biliyorum. Bunlarında da kaç K ilişkisi olduğunu biliyorum aralarında. Gamadan dolayı. O zaman ben hem kütlesini bulurum bunun. Oradan da C kare ile çarpar kütle enerjisine geçerim. Göreli toplam enerjiyi de bulurum ben. Çünkü MC karenin üzerine kinetiği ekle, o da göreli toplam enerjidir. Hepsini bulurum. Pardon ya, ben kinetik enerjiyi kaçırmışım. Ya elektronun kütlesini bilmeye gerek yok. Şeyi biliyorsam çünkü. Kinetik enerjiyi biliyorsam yeterli bana. Durgun haldeyken kütle enerjisi MC karedir. Demek ki durgun kütlesi M. Göreli kinetik enerjisinin hıza bağlı grafiği verilmiştir. Bakın dikkat ediyor musunuz? Düşey asimtot var ışık hızının olduğu yerde. Görüyor musunuz? Orada enerji nereye gidiyor bakın? Sonsuza gidiyor. O yüzden mümkün değil. O yüzden ışık hızına erişmemiz mümkün değil. Kütlemizde, kinetik enerjimizin de sonsuza gitmesi lazım. Şimdi
Parçacıkta gösterilen V hızı nedir diye soruluyor. Ben kinetik enerjimi biliyorum. Bu benim kinetik enerjim. O zaman benim enerjim mc kareydi. Üzerine bir de kinetik enerjiyi ekledim. Mc kare bölü 6'yı ekledim. Yani ne yaptı? 7 bölü 6 mı yaptı? 7m bölü 6 çarpı c kare oldu benim o anki. Demek ki ben m'i 7m bölü 6 gibi hissediyorum. O zaman benim gamam 6 bölü 7. Bunu diyorum eşittir. 1 eksi v kare bölü c kare. Karelerini aldım. 36 bölü 49 eşittir 1 eksi v kare bölü c kare. Ters çevirdim abi, yerlerini değiştirdim. V kare bölü c kare 13 bölü 49. O zaman v bölü c kök 13 bölü 7. O zaman v eşittir kök 13 bölü 7c, yani demiş. Anladınız mı yaptığım şeyi? Bakın ümmü. Ümmü. Bak ne yapıyorum. Durgun kütlenin üzerine. Ya arkadaşlar nesini anlamadınız? Ümmü dikkat et. Bu durgun hali. Durgun haldeki enerjisi. Bu da kinetik enerjisi. İkisini eklediğimde o anki enerjisini bulmuş olurum. O anki enerjiyi. O anki enerjiden c kareyi ayırırsam 7m bölü 6 da o anki hissedilen kütledir. Ne yaptığımı anladınız mı? O anki hissedilen kütle, bak durgun kütle m neye dönüştürülmüş? M 7m bölü 6'ya dönüştü. Demek ki benim gamam, basit kesir olarak seçiyorum ya, 6 bölü 7. Hop, buradan devam ettim. En son şu geldi. Arkadaşlar bakın, durgun enerji demek şu demek. Tekrar ediyorum. Durgun kütle enerjisi demek şu demek. Sicimler artı Higgs bozonu bir araya geldi. Bunu oluşturdu, durgun halini. Tamam mı? Semih. Böyle sen yoktun abi. Semih sen yoktun. Daha portakaldaki elmadaki vitaminde değildin. Böyle enerji pikçikleri vardı. Öyle düşün. Hiçbir şey yoktun. Hiçbir şey yoktun. Enerji pikçikleri vardı, sicimler. Sicimler artı X bozonu bir araya geldi. Sen oluştun. Tamam mı? Onun üzerine kinetik enerjiyi eklersen Higgs bozonsuz hala mı o? Saf enerji artık o. Hop eklediğimde sanki Higgs bozonu koymuş olsaydım ne kadarlık kütleye karşılık gelirdi deyip hesaplıyoruz. Anlaştık mı? Toplam 7m bölü 6 oldu. Yani fark ne kadar? M bölü 6. Sen fazladan m bölü 6 kadar kütle artışı hissettin. Kinetik enerjinin içine, kinetik enerjiyi böyle sicimler gibi düşünürsek, Higgs bozonu assaydım sana fazladan m bölü 6 veriyor çünkü. Anladın mı Semih? Biri durgun. Bir parçacık bu hızla hareket ederken relativistik kinetik enerjisi şu, bunda enerji falan filan falan filan oranları kaçtır? Şimdi şu anda gama üssü 4 bölü 5'ten o 3 bölü 5 gelecek. Buradan gama üssü 3 bölü 5'ten 4 bölü 5 gelecek. Şimdi bakın, birinde 3, şimdi kütle birinde 3'ken 5'e dönüşecek, ötekinde 4'ken 5'e dönüşecek. Ben şöyle yapacağım onu, iyi izleyin. 3'ü 4'ü aynı sayıda eşitleyelim. 12. 4 ile genişletiyorum yukarıdakini. 12 20'ye dönüşecek. Buradaysa 3 ile genişletiyorum. 12 15'e dönüşecek. Doğru mu? O zaman dikkat edin şimdi. 12m'ken kütle 20m'e dönüşüyor ilk hızda. İkincisinde ise arkadaşlar 12m 15m'e dönüşüyor ikinci hızda. Yani şunları aynı yaptım. Durgun halleri aynı olsun diye şey yaptım. O kekte birleştirdim onları. O zaman aradaki farklara bakın şimdi. Buradaki fark
8M. Buradaki fark 3M. O zaman bunları C kare ile çarparsam kinetik enerjilerdir bunlar. C karelerle çarpmak kaldı. O zaman cevap 8 bölü 3 oldu. Anladınız mı yaptığım şey? Neden genişlettiğimi de anladınız mı? Niye 12 yaptım? Durgun kütle aynı cisimden bahsediyorum. Bir parçacık. O Ahmet şaka diye verilmiş herhalde. Sıcaklığı artırılan ideal bir kare cismin dışarıya verdiği ışıma için hangileri doğrudur? Her dalga boyunda olabilir. Doğrudur. Doğru mu? Şöyle değil mi grafik? Bir sürü dalga boyunda dedim bakın. Ama bir tanesini en fazla. Şiddetle. Sıcaklık arttıkça tepe dalga boyu kısalır. Doğru. Sıcaklık arttıkça maksimum şiddet değeri kısa dalga boyuna doğru kayar. O da doğru. O zaman hepiciyi doğru. Devam. İnsan gözünün en duyarlı olduğu dalga boyu yaklaşık bu değerindedir. Şiddeti en yüksek biçimde bu dalga boyunu yayınlayan kara cismin sıcaklığı nedir? Wien sabitini vermiş. Easy. Lambda tepe çarpı sıcaklık eşittir Wien sabiti diyoruz. Metre Kelvin türünden vermiş. 2,910 üzeri eksi 3 olarak vermiş. Lambda tepeyi o zaman ben metreye çevireceğim. 5800 çarpı 10 üzeri eksi 10 metredir biliyorsunuz. 5800 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı bir de sıcaklık. Tamam. Hadi bakalım sıcaklığı bulalım şimdi. Şundan 2 sıfır şunu eksi 8'e düşürdü. Şu eksi 3 ile şu eksi 8 burası 10 üzeri eksi 5 olarak kaldı. O zaman T 2,9 bölü 58 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. 10 üzeri eksi 5'i yukarı attım. 10 üzeri artı 5 olarak çıktı. 2,9'dan bir virgül kaydırdım. 29. Aşağıya da bir virgül 0 kaydırdım. 580. 29, 580. 1 bölü 2 geldi. Doğru mu? 1 bölü 2, 0,5 demektir. Çarpı bu sıfır bununla götürdü. 10 üzeri 4. 10 üzeri 4. Ayrı bir de işte 5000 angstrom. Şey 5000 Kelvin özür dilerim. 2000 diyen. 2000 diyen. Özge. Ne yapıyorsun yav? Nerede ta yaptın? Allah seni davul etsin. Tek renkli bir ışık demeti yansıma kırılma yapıyor. Fotonun enerjisi hangilerinde değişime uğramaz? Tekrar söylüyorum, enerji. Fotonun enerjisi HF değil mi? F de kaynağa bağlı bir şey. Dolayısıyla hiçbirinde arkadaşlar fotonun enerjisi değişime uğramaz. Süheyla hepsinde denmez. Olumsuz ya. Hiçbirinde değişime uğramaz. Hepsinde uğrar. Hiçbirinde uğramaz. Olumlu, olumsuz. Böylelikle de arada böyle. Neden? Bakın bana gıcık oluyor olabilirsiniz Süheyla da. Abi bak biz yanlış kullanırsak zaten önemli bunlar. Biz yanlış kullanırsak öğrenciler de yanlış kullanıyorlar ondan sonra. İyice kulak. Abi Türkçenin içine ediliyor ondan sonra. Yani Türkçenin içine ediliyor. Ben o yüzden abi dile dikkat ediyorum mümkün olduğunca. Ben bakın vereceğim ara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha maşallah 9, 10. Allah beni davul etsin. Neyse tamam azıcık. Neyse tamam ara vereyim şimdi. Tamam, veririz ara dur. Şurada kalsın. Ben geçmişte şimdi evliyim de çok yani önceki yıllardan bahsedeyim. Abi şey defalarca yani başıma geldi.
ayrı yazılması gereken key'ler, D'ler, dağları bitişik yazan ya da bitişik yazılması gerekenleri ayrı yazan. Nasıl diyeyim size? Hani böyle ikili ilişkiler olur ya. Böyle bazıları başlamadan bitti, bazıları başladığı halde bitti öğrendikten sonra. Ben o konuda çok gıcığımdır, çok kılımdır yani. Acayip kılımdır. Mesela böyle o sırada böyle hayatında kimse yoktur böyle bir tane böyle ulan dersin ne güzel ya kız falan filan abi. Telefonunu alırsın yıllar önceden bahsediyorum. Abim SMS. SMS'te garip garip böyle bir Türkçe kullanmış. D'ler, dağlar, ki'ler falan karışmış hepsi birbirine. Hadi bana bay bay kendine iyi bak. Hiç başlamadan böyle hiç hiç yani. Çünkü o, ben şöyle bakarım. Ona dikkat etmeyen abi başka şeye hiç dikkat etmez. Yani çok hoyrat bir karakterin şeyidir o. Hayır esin. Biyolojici ama valla Türkçeyi ben güvenirim kendime. O benden de iyidir yani Türkçe konusunda. Hatta yazardır kendisi. Spor yazarı. Neyse şey ne diyecektim? Yani şey çok önemli ya. O ki'ler, de'ler, dağlar. Çünkü hoyrattır abi. Dilini adam gibi kullanmıyorsa o hoyrattır. O daha orada hoyratsa ileride bana ne hoyratlıklar yapar o. Ben böyle bakıyorum abi. Hayatım boyu da böyle baktım. Her yere ya çocukların defterine işte şeye yani SMS'e mail yazarken, mektup yazarken hiç fark etmez abi. Sen abi ayrı yazılması gereken ki'leri, de'leri, dağları bilmiyorsan abi Gülşen. Evet. Profesyonel olarak değil tabii canım. Profesyonel olarak yaptığı şey. Ama yazarlıkta da profesyonel olmayı düşünüyor. Yani düşünmüyor değil. Öyle diyeyim size. Ajans Spor diye bir internet sitesi var ya. Spor sitesi. Ajans Spor. Orada Trabzonspor yazarı. Trabzonspor yazarı orada. Yani beni onun böyle o yazıları falan filan vurdu. Yani bakın Trabzonspor'u sevmem ha. Fenerliyiz ya sevmem ama abi o nasıl bir üsluptur? O nasıl bir Türkçe'ye hakimiyettir? Yani böyle Allah Allah dedi Genci Osman. Yürü be oğlum kim tutar seni dedim. Falan filan. Neyse oğlum ben ne hangi muhabbetlere soktunuz beni? Hadi görüşürüz. Allah sizi davul etsin. Ümmü yazmaya devam et. Gelince bakacağım. Hadi görüşürüz. Kısa bir ara vereyim ondan sonra şey. Kısa bir ara vereyim. Onu biraz geçiririm. Bakın şöyle yaparım. Atom modellerine girmem. Bakın yukarıya baktım. Soruları bitirdikten sonra da elektromanyetik dalgalar çok kısadır zaten. Elektromanyetik dalgaları da anlatır bırakın. Tamam mı? Atom modelleri de sonraya kalsın. Önemli değil. Hadi görüşürüz. Bilmiyorum Esin bana sormayın onları ya. Onları bana sormayın. Berkay'a. Berkay Bey. Hadi görüşürüz birazdan.